Şimdi geldiğimiz o önemli dediğimiz konuysa branch yapısı arkadaşlar. Şöyle git branch diyorum. Branch demek dal demektir. Dallanma anlamına gelir. Ve bildiğiniz ağaç yapısından bahsediyoruz aslında. Onu da aslında bakayım açıkta varsa git ve şöyle bir ufak bir çizilme de göstermeye çalışayım. Bizim projemizin yani Git'le ilk defa repo'yu oluşturduğumuzda elimizde bir tane master branch olur arkadaşlar. İşte bunun içine de bir yazı yazalım şöyle. Bir tane master olur. Bu bizim ana branch'imizdir. Şöyle alalım. Daha sonra bu master branch'i şöyle dallanır. Ya da böyle yapmayalım. Bununla yapayım. Bu birinci dal olsun. Böyle ikinci dal olsun. Üçüncü dal olsun. Dördüncü dal olsun. Bunların da her birisi ayrı bir branch. Bu branchler de yine kendi içlerinde dallanabilir. Yine bunlar dallandığı için tabii her birisinin ayrı bir adımı var, ayrı bir işlemi var. Branch'i buradaki yapı gibi düşünün. Yani aklınıza ağaç gelsin. Ağacın her bir dalı var. Dallanarak gidiyor. Şu an kendi aklınızda kalacak yapı böyle bir yapı olsun. Şimdi branch dedim. Neden bahsettim? Ana bir benim branch'im var. Ana branch'imin ismi genellikle master olur. Bu master da geçtiğimiz dönemde main olarak güncellendi. Çünkü kölelik falan anlamına geldiği için geliyormuş galiba. Hani ondan dolayı bunun main olarak çevrildi ama çoğu gittiğiniz repoda artık hani eskiden gelişmiş projelerde master göreceksiniz. Sizler de master olarak kullanabilirsiniz. Bir sorun teşkil etmez ama hani bilginiz olsun yani. Bir değişikliğe gidildi. Şimdi bunu böyle dallanma olarak yazdım. Bir ufak bir hani çizimde de bir ufak bir örneğini göstermiş olduk. Ana dalı master'dır. Dilerseniz tabii ki master olarak da kullanmaya devam edebilirsiniz. Burada bir sorun yok. Ben eğer olduğum yerde bakın şuraya bir clear çektim. Git branch komutunu sadece çalıştırırsam hangi branch'te olduğumu gösterir. Tamam. Hangi branch'teyim ben onu görürüm. Git branch dedim. Hangi branch'te olduğumu gösterir. Şimdi branch'leri kullanmamızdaki amaçlardan biraz bahsedeceğim. İki tane temel amacımız var ve buna ihtiyacımız var. Hani bunu neden kullanıyoruz'a geliyorum. Bu benim açımdan bu arada neden kullanıldı. Daha bundan başka birçok neden ve birçok sebep sayılabilir. Ya da işte bunların dışında da başka yararları vardır mutlaka. O yüzden hani sadece bunların olduğunu düşünmüyorum. Farklı sebepler de var. İki temel amaç diyeceğim. Bir, bireysel geliştirme yapıyorsak ya da iki temel amaç demeyelim de amaç yararı diyelim. Yani amaç veya yararı olarak bakalım biz buna. İkincisi ise ekip olarak geliştirme yapıyorsak. Şimdi bu ikisi de tabii ki birbirinden farklı. Şöyle şurayı da kapatalım. Diyelim biz projemize yeni özellikler katmaya çalışıyoruz. Yani şöyle diyelim. Projemize yeni özellikler katmaya çalıştığımızda yani bu yeni özellikleri katmaya da feature denir arkadaşlar. Yani feature'lar geliştirmek istediğimizde
Bu yeni geliştirmeler projemizin güncel halini bozabilme potansiyeline sahiptir. Yani ben gidiyorum şimdi, bir tane benim yeni bir iş geldi elime. Ben bu yeni işi yapacağım ama ben ana, yani ana master'ımı, ana dalımı bozmak istemiyorum. Çünkü yani yanlış bir şey yaparsam orası da bozulacak. Bu potansiyele sahip olduğu için de ben hem projemin ya da projemizin diyelim, hep beraber konuşuyoruz. Hem projemizin o anki çalışmasını bozmamak, hem de yeni geliştirmeyi yaparak projemizin güncel hali üzerinde görmek istiyorsak branş yapısını kullanmamız yararlı olacaktır. Yani yeni bir branş açarak üzerinde geliştirmemizi yapmamız gerekecektir. Şimdi buradaki cümleleri bir kez daha üzerinden bir geçelim. Şimdi ben yeni bir özellik katmaya çalışıyorum. Ve bu yeni özelliklere feature dendiğini şu an öğrendik. Feature deniliyormuş yeni geliştirme yaparken. Ve bu yeni geliştirmeler projemizin güncel halini bozabilme potansiyeline sahip. Peki ben bu güncel halini bozabilme potansiyeline sahipse ben bunu gidip direkt projemin üzerine geliştirmemeliyim. Çünkü bozmasın. Yayındaki halini bozmasın istemiyorum. O yüzden de gidiyorum bu olmasın diye ve aynı zamanda benim en son güncel halimi alarak onun üzerinden bir gelişme yapmak için yeni bir tane branch oluşturuyorum. Ve bunun üzerinde geliştirme yapıyorum. Ne demek oluyor bu? Benim şu anda bir tane master branch'im var, değil mi? Master'ı bozmuyorum. Master üzerinden yeni bir tane daha dal oluşturuyorum. Aynı demin ekranda çizdiğim gibi. Yeni bir dal oluştur. O dal üzerinde işlemlerini yap anlamına geliyor. Ve şunu da söylemiş olalım. Aynı anda birden fazla branch açılabilir. Hani biz bir tane branch açmak zorunda değiliz. Demin ekranda tasarımda da vardı. Birden fazla branch aynı anda bir tane branch'ten başka branch'ler açılabilir. Şimdi şöyle bir yorum daha yazalım. Geliştirme işlemi bittikten demeyelim. Bittikten ve çalıştığından emin olduktan sonra bu yeni branch'i hangi branch'ten açtıysak o branch ile merge, yani birleştirme, merge, yani birleştirme işlemi yaparak, merge ederek diyelim yani buna da biz. Şöyle şunu yukarı kaydıralım. Merge ederek projemizin güncel yayındaki halini alabiliriz. Yani ben ne yapıyorum? Benim işlemim bitti artık. Yeni branch oluşturdum. O branch'taki işlemlerim bitti. Ve ben bunların bittiğinden ve çalıştığından da eminim. Yani çalışıyor kesin. Artık bir sorun yok. Burada bir hata almayacağım. Ben eğer yayın alırsam yayındaki halini hata almayacağımı garantiledim. O zaman ne yapıyorum? Gidiyorum. Açtığım branch, yani master üzerinden yeni branch açmıştım ya. O yeni açtığım branch master'a merge olacak. Buradan bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi gelelim, ekip olarak çalışıyorsak peki ne sağlıyor bize? Yukarıdaki yani birinci maddede her şey geçerli. Maddede olan her şey geçerli. Buna ek olarak diyorum. Çünkü yukarıdakilerin hepsi ikincisi için de geçerli. Ekip arkadaşlarımızla
aynı anda projenin farklı alanlarını geliştirebiliriz. Bu geliştirme sırasında diğer ekip arkadaşımız projenin hangi anında oluşturmuşsa o branch üzerinde o anki güncel bilgiler olacaktır. Bunun da detayını deneyerek göreceğiz ilerleyen derslerde. Sadece şimdi kısaca bunu anlatayım. Şimdi benim ekip arkadaşım var. Aygün'le beraber ben bir çalışma yapıyorum. Ve deminki dallanmayı açıyorum şimdi. Aygün diyelim ki şu dallanma üzerinde çalışıyor. Hatta bunu böyle kullanmayayım. Şöyle yapayım. Aygün burada çalışıyor. Ben de burada çalışıyorum. Ya da böyle demeyelim. Aygün bunun üzerine çalışıyor. Ben de burada çalışıyorum. Tamam? Bakın ikimiz farklı farklı dalların üzerinde çalışıyoruz. Aygün nerede çalışmış oluyor bu dalda çalıştığı zaman? Master'ın direkt üzerinden çalışmış, güncel halinden. Bense Master'dan bir dal alınmış, o dalın güncel halinde çalışıyorum. Yani direkt Master'da çalışmıyorum. Bu sayede ne oldu? Aygün'ün geliştirmesi Master'dakine en yakın hali olabilir. Tabii en son bu branch ne zaman Master'dan alındığına bağlı, zaman olarak. En yakın ne zaman alındıysa ona bağlı olarak çalışabilir. Ama ben farklı bir yerde farklı bir geliştirme aynı anda yapabiliyorum. Normalde düşünün, eskiden FileZilla kullanılırdı projemizi atarken. Örneğin Aygün burada geliştirme yapıyor. Ben de Aygün'ün bağlı olduğu şurada geliştirme yapsaydım. Yine bağlı olduğu. Aygün gitti bu geliştirmesini şurayı Master'dan bir kez daha aldı. Yani güncelledi Master'ın son haline. E peki ben nerede kaldım? Aygün'ün eski halinde. Ben eski haline gelişme yapmaya devam edebiliyorken eskiden FileZilla'da biz ikimiz aynı anda bir dosya yazsaydık bozabilirdik orayı. Aygün farklı bir gelişme yapacaktı. Ben başka bir gelişme yapacaktım. Ama şimdi ne olacak? Benim bu branch'im nereden açılmış? Şu branch'ten değil mi? Ben önce bu branch'e ne olacağım? Merge olacağım. Sonra bu branch'te ne olacak? Master'a merge olacak. Yani ne oldu? Sırasıyla gittiğim için buradaki bozulma ve çakışma ihtimali minimuma indirdim. Elbette yine çakışmalarımız olacak. Çünkü Aygün gitti bir yere elledi ve ben de gittim Aygün'ün ne oldu ki aynı yere elledim. Haberimiz yok. Ekip olarak çalışıyoruz. Ama git bize bunu ne diyor? Sen çakışma olarak şu kodda, şu satırda yaşadın. Aygün de bunu yazdı, Sercan da bunu yazdı. Git diyor bu çakışmayı bana çöz. Atma. Bu sayede ben bu çakışmadan haberdar oldum ve sistemimin yani bozulmasını engelledi. Bakın bir çakışma varmış. Abi desen FileZilla'yla atsaydık ne olacaktı? Birimizin kodu diğerinin kodunu ezecekti. En son hangisi atıldıysa o geçerli olacaktı. Ben bu sayede neyi elde etmiş oldum? Projem bozulmadı. İkimizin de aynı yerde bir ihtiyacımız varmış ki geliştirme yapmışız. Bunu anladık. O zaman Aygün'le ben bir araya gelirim. Bu çakışmayı yani konflikt denir buna. Bu çakışmayı geliriz beraber. Abi sen burada ne yaptın? Şunu yapmak istedim. Ben ne yaptım? Bunu yapmak istedim. O zaman bizim mantığımız şu olsun. İkimizinki de çalışsın. Diyerek güncelleyip göndeririz sunucuya ki işlemimiz tamamlansın. Yani branch'i kullanmamızdaki temel amaç ekip olarak kullanırken de bu. Yapıyı kullandım. Tabii branch yapısı değil. Git'in bize sağlamış olduğu aslında bir avantaj bu. Ama branchler de bize yine bunun devamında yarar sağlamış oluyor. Ve tabii bunu yine söylüyorum. Detaylı bir şekilde göreceğiz bunu. Şimdi şuraya bir tane daha koyalım. Git branch. Branch adı verdiğimizde yeni bir branch adı yani bu. Yeni bir branch oluşturur. Yeni bir dal oluşuyor yani. Git checkout branch adı yazdığımızda branch değiştiririz. Yani ben değilim master branch'indeydim. Dev branch'ine geçmek istiyorum. Git checkout dev dersem dev branch'in üzerine geçmiş olurum. Bir de branch'i silmek işlemimiz var. Git branch tire de branch adı
Burada da tre de branch'i silme işlemini yapar. Şimdi buradaki komutları bir kullanarak bir bakmaya çalışalım. Şimdi bu branch'leri yaptık. Artık bir anlamaya çalışalım. Benim şu andaki branch'im neymiş? Master branch'i. Şimdi diyelim ki ben git ile ilgili bu bastığı yani bu işin içerisinde git ile ilgili yeni bir işlem yapıyorum. Bakın burada bir tane temel komutlarımı dağıtmadım çünkü. Git ile ilgili bir işim var. O zaman ben gidiyorum. Git bir tane yeni bir tane branch oluştur diyorum. Git branch. Tabii yazarsak. Ne diyelim? Bu branch'imizin ismi git işlemleri olsun, tamam mı? Git işlemleri şeklinde yazdım. Sonra bakın bir kez daha git branch diye bir komutu çalıştırıyorum. Neydi bu? Hangi branchte olduğumu yeşille gösteriyor. Bir de bakın diğer branchleri de gösteriyormuş bana aynı zamanda. Ben diyorum ki benim bu yapacağım yeni işlem git işlemleriyle ilgili olduğu için git branchinde çalışmam lazım. O zaman gidip git branchine nasıl geçiyormuşum? Bakın buradan bakıyorum. Git checkout branch adı. O zaman geliyorum. Git checkout. Branch'imin adı neymiş? Git işlemleri. Enter'ladım. Ve bakın branch'ini değiştirdi. Peki yeniden bir git branch diyeyim. Bakın hangi branch'te olduğum yine bana yeşille gösterilmiş oldu. Ben şu an git işlemlerin içerisindeyim. Diyelim ki biz burada şu anda işte bazı işlemleri yapacağız. Yaptık artık. Şunun içindekileri bu branch'in içerisine atmak istiyorum. Ne yapıyordum? Önce bir staging array'e atıyorduk. Git at neydi? Şöyle yazdım. Yani bunu ilk defa staging array'e attım. Daha sonra git status çektim. Bir bakalım. Gerçekten staging array'e gitmiş mi? Evet gitmiş. İşlemimle ilgili ister git commit deyip yerel repo'ya atmak için commitleyebilirdim. Enter'layıp ya da tire m deyip mesajımı yazabilirdim. İlk defa repo'ya atıldı diye bir commit gönderiyorum. Ve bu commit'im artık gönderildi. Şu anda bulunan commit neyin içerisinde arkadaşlar benim bu şu an commit'im? Git işlemlerinin içerisinde. Peki şuna şimdi dikkat etmenizi istiyorum. Git checkout diyorum. Branch değiştiriyorum ve master'a geçiyorum. Bakın master'a geçtim ve benim deminki kısmım gitti. Çünkü niye? Benim master'ımda sadece ben temel termer komutlarını atmıştım. Ama benim bu demin git temel komutları TX'ten neredeydi? Git işlemlerinin içindeydi. O zaman gidiyorum. Git checkout deyip tabii şu an yazamadık. Checkout deyip git işlemlerinin içine geçtiğim anda bakın elime git temel komutları da geldi. Yani bu ne demek oldu? Bakın şuna dikkat edin. Benim bu git işlemleri adlı branch'imin içinde terminal komutları da duruyor. Ekstra git temel komutları da duruyor. Yani ne demek oluyor bu? Güncel master branch'im bozulmadan bunu alabildim. Üstüne bir de geliştirme yaptım bu var artık. Yani ikisi de aynı anda elimde bulunabiliyor. Bozmadım yani bunu. Bu yapıyı. Şimdi diyelim ki buradaki kodu ben bir kopyalayayım tabii. Git komutlarını. Sonra şuraya bir file deyip komutlar deyip atacağım içerisine. Şimdi bunu niye yaptım? Branch silme işlemini göstereceğim. Hani o yüzden örnek olsun diye yaptım. Şimdi ben bu branch'ten çıkacağım önce bir. Çünkü bu branch'te kalırsam branch silemem. Git checkout master branch'ine geçtim. Sonra ben bakın öbürü gitti aynı anda şu anda. Nasıl branch siliyormuşum? Git branch tire de branch'imin adı. Neydi ismi? Git işlemleri değil mi? Şimdi bunu yapmadan önce şöyle bir branch'ken koyacağım ki bakın şunu görüyoruz burada. Bakın branch'imiz var. Git branch tre dedim. Git işlemlerini yapıştırdım ve bana bir hata verdi. Dedi ki işte ne diyor burada? Eğer ki silmek istiyorsan bunu büyük D ile yapman gerekiyor diyor. Tamam. O zaman geliyorum. Bunu bir büyük D ile yazıyorum. Ve bakın ne diyor? Branch artık silindi diyor. Şimdi bir kez daha şu komutumu çalıştırıyorum ve bakın sadece master branch'im kalmış. Benim artık deminki o ilgili branch'im içeride yok. Şu komutlar diye bölüm var. Bunu da bir refaktör edelim. İsmini değiştireceğim yani. Git temel komutları
.txt olarak kalsın. Gördüğünüz gibi branch oluşturup branch'i sildik. Buradaki işlemimiz de böyle. Şimdi gelelim sıradaki komutumuza. Git remote add komutu. Aslında adından birazcık anlaşılıyor. Remote demek uzak demek. Yani uzak sunucu ekle anlamına geliyor burası. Ve şuraya bir yorumunu da yazalım. Yerelde bulunan git repomuza uzak sunucuda bulunan repoyu ekleme işlemidir. İşte örnek kullanım diyelim. Git remote add origin deriz burada. Ve ardından URL belirtilir. Şuraya URL'i bilerek büyük yazıyorum ki hani burada URL vereceğiz. Şimdi buradaki origin'in anlamını da yazalım. Yerel repomuza origin adlı bir uzak sunucu ekledik. Şimdi biz birden fazla uzak sunucu ekleyebiliriz ya hani bu repoya. Biz burada ne diyoruz? Origin adlı bir tane uzak sunucu ekle. Ya tabii orijinalden geliyor hani origin yine kullanımı. Benim bu genel bir kullanımdır gençler. Hani bu genel yapı olarak hep origin göreceksiniz. Birden fazla aynı repoda birden fazla uzak sunucunun kullanıldığı durumlar azdır. Çok nadirdir. Çok sık olmaz bu. Ama hani olabilir. Paketlerle geliştirme yaptığınız zamanlarda genelde bu olur. Ama sonuç itibariyle bunu bilmeniz önemli. Ya bu origin niye var? Ben kendi yerel repoma diyorum ki abi origin diye bir tane uzak sunucu ekle. Nasıl eklesin? Şu yerelde ekle. Diyorum ve ekliyor. Şunu da yine yazalım yanlış olarak da sonradan kafalar karışmasın. Origin ismi genelde yaygın kullanıldığı için bu şekilde isimlendiriyoruz. Ancak farklı bir isim de verilebilir. Yani ismin bir önemi yok. Yaygın olarak bu isim verildiği için veriyoruz dedim. Şimdi geliyorum. Benim bu git repoma bir tane yeni bir repositori oluşturalım. Bakın şuraya bastım. New bölümüne bastım. Yeni bir repositori oluşturuyorum. Git dersleri diye bir repositori oluşturdum. Bunu public bırakıyorum. Daha sonra create repository diyorum. Ve ardından benim şurada bazı işlemler yazıyor ama bunlara girmeyeceğim. Buradaki benim remote'umu eklemek için şuradakini kopyalayıp bir deneyeceğiz. Bakalım işe yarıyor mu? Biz ne yapıyorduk? Git remote add. Geliyorum. Git remote add. Sonra ne yapıyorduk? Origin. Origin yazdım ve URL'i yapıştırdım. URL'in sonuna da nokta koyup git demem gerekiyor. Bu bir git dosyası olduğu için, git reposu olduğu için bunun nokta git'te alınması gerektiğini söylüyorum. Hemen şuraya bir geri dönmek istiyorum. Bakın buraya baktığımızda remote'un eklenmesiyle ilgili bir komuttan bahsediyor. Git add de var. Tabii şu anda ben bunu koymadan deneyeceğim. Bakın şu başındakini. Bir görelim oluyor mu? Ona göre devam edeceğim. Şu an bakın böyleyken bir ekleme işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Herhalde bir hata olmadı zaten şu anda. Yani gördüğünüz gibi ben URL'i kopyaladım ve sonra sadece nokta git koydum. Ardından benim artık şu anda remote olarak eklendiğini düşünüyorum. Eğer ki bir hata alırsak şu başındaki et, yani git et var ya onu da ekleyerek koyacağız. Ama bir hata alacağımızı zannetmiyorum bu arada. Bunu da eklemeye devam edelim. Şimdi sıradaki komutumuza gelelim. Biz ne yaptık? Yerel bir yerelimize daha doğrusu yerelde bulunan git repomuza uzak bir sunucu ekledik şu anda. Gelelim sıradaki işleme. Git push işlemi. Git push komutu diyelim daha doğrusu. Yerel repomuzda bulunan commitleri uzak sunucuya göndermiş oluruz. Şimdi ben push yaptığımda ne yapıyorum? Uzak sunucuya gönderiyorum. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Git push origin branch adı. Burada her zaman origin kullanmak zorunda değiliz. Ama origin kullanırsan göndereceği uzak sunucuyu bilir. Hani ben burada isim olarak origin verdim ya sonuçta eklerken. Hangi uzak sunucuya bu branch'i yollayayım? Origin adlı uzak sunucuya yolla demiş oluyoruz. Bu da muhtemelen kafanızdaki yapıyı birazcık daha oturtacaktır. Peki biz şu anda hangi branch'imiz vardı? Master'ı yollamak istiyoruz, değil mi?
O zaman git push origin master diyorum. Şu an bir bekliyoruz. Bakın diğer ekranıma geldi. Onu şöyle göstereyim. Şöyle dedi ki bana işte yani giriş yap diyor yani. İlk defa giriş yapacağım için. Buna diyorum ki sign in with your browser'la yani giriş yap. Browser'la beraber giriş yapmasını istiyorum. Authentication authorize ediyorum. İzin veriyorum yani yapmasına. Ve succeed dedi. Şöyle geri gelelim. Bakın ben onu izin verdikten sonra otomatik olarak şu anda bizim için branch'i attığını, master branch'ini gönderdiğini söylüyor. Şöyle buraya gelip yenilediğimde artık benim temel terminal komutlarımın geldiğini görebiliyorum. Sırasıyla yaptığımız işlemlerde zaten ortada. Ne yaptıysak hepsini tek tek gösterdim vatan sırasıyla. Bu işlemleri genellikle yani şu git remote add origin kısmı var ya bunu bir kereye mouse yapıyorsunuz arkadaşlar. Git remote add bir kereye mouse yapılıyor. Çünkü niye? Ya ben ilgili git repo'ma bir kere uzak sonucu ekleyeceğim. Bir kereye mahsus yani bu işlem. Başka birkaç kere kullanmama gerek yok. Branch'leri tabii ki kullanacağız. Buradaki komutlar kullanılacak yani. Bunlarla ilgili sorun yok ama demek ki kullandığımız kısım bir kereye mahsus kullanılacak. Peki şimdi ben yine şu git temel komutlarını da atmak istiyorum mesela. Ne yapacağım? Master'ın üzerine atmak istiyorum. Örneğin. Git add nokta dedim. Yani var olanların hepsini at. Bunu ne yaptı? Staging array'e attı. Bakın yeşil oldu. Temel komutları. Ardından git commit dedim. Enter'ladım. Bu neydi? Benim için bir feature'dı. İ'ye bastım. Bakın insert modunu aldım. Feature dedim. İki nokta üst üste koydum ve yorumumu yazacağım. Git temel komutları eklendi dedim. Sonra ESC'ye basıp iki nokta üst üste basıp WQ ünlem dedim. Ve Enter'a bastım. Benim artık bu git temel komutları adlı dosyam komitlenmiş oldu. Ama uzak sunucuya şu anda atmadım. Uzak sunucuya göndermek istiyorsam ne yapıyorduk? Git push origin branch adı master'dı. Bunun göndermesini isteyince artık bir kere login olduğu için otomatik olarak bizim için gönderecek. Ve sayfayı şöyle bir yeniliyorum bakın. Artık benim uzak sunucuya bütün attığım veriler gelmiş oluyor. Şimdi bir kaydı durduracağım.